Hayırdır Avni? Ne oluyor sana? Nedir bütün bunlara? Yoksa kafana benimkilerden daha sert bir darbe mi yedin? Ha? Evliliğimizi kurtarmak istiyordun ya Suzan. İşte evliliğimizi kurtarıyoruz. Vallahi bir şey anladıysam Arap olayım. Sabahtan beridir beni buraya oturttun. Önüme de koydun bir sürü yemek. Romantik şarkılar, mumlar filan. Hiç alışık olmadığım için hayal mi gerçek mi bilemiyorum yani. Gerçek aşkım, bunların hepsi gerçek. Hani ben dürbünümle perilere bakıyordum ya. Artık bakmayacağım, inan bana. Hayatımda bundan sonra yalnızca sen varsın. Avni. Suzan. Yoksa sen teleskopla Recai Bey'e bakmam mı kıskandın ha? Eğer öyleyse fena yaparım söyleyeyim. Anneye inanmıyorsun karıcığım. Yani kararlıyım diyorum sana. Periler var ya da yok beni ilgilendirmiyor. Artık bu akşam bembeyaz yepyeni bir sayfa açalım. Açalım. Önce yemek mi istersin yoksa dans mı edelim? Yemek yiyelim çatkın. Sonra dans ederken yediklerimizi eritiriz. Tamam. Buyur karıcığım. Bana bak Avni. Buyur. Sormadan edemeyeceğim de. Sen gece gizli gizli dürbüne bakmaya niyetlendin de. Gözümü boyamak için mi yapıyorsun bütün bunlara? Söyle bana söyle. Eğer öyleyse gece kalkar seni yoklarım, burnundan fitir fitir getiririm ona göre. İstediğini yap karıcığım, istediğini yap. Bundan sonra yalnız senin dediklerin olacak. Oradan değil. Buradan. Eda abi kalk, öğlen oldu. Daha kuaföre falan gideceğim. Aman Suzan kalkmayalım, yat yat. Akşama kadar böyle yatalım. Hem kuaföre gidip ne yapacaksın? Sen böyle de çok güzelsin. Ay Avni, ne oldu sana böyle? Gözlerime inanamıyorum. Geceyi düşün, inanırsın. Nasıl? İnandın mı? Ama seni bir kere daha sınamam lazım. İradeni ölçeceğim. Ne? Ay azdın mı Avni? Çüş! Onu değil başka bir şey yapacağız. Bekle 2 dakika. Başka bir şey mi yapacağız? Aslında karım iyi kadın be. İşin içine periler girmedi mi bana ne kadar iyi davranıyor. Bu da nereden çıktı Suzan? Kalk bakalım Avni Bey. Bu dürbüne tekrar şu pencereden bakacaksın ve beni periler görmediğini ikna edeceksin. Ama Suzan ben dürbünle bakmak istemiyorum. Bakmazsan inanma. Bak gerçekten bakmak istemiyorum ama senin hatırın için. Suzan inan içimden gelmiyor. Neyse bakalım bari. Gerçi bizim yatak odası Betüş Hanım'ın salonuna bakıyor ama neyse. İşte baktım ne almış. Gözlerin peri görmüş gibi böyle açıldı gene nasıl hiç? Yok karıcığım ya nereden çıkardın karıcığım perimeri yok. Yok canım perimeri gördüm yok. Şeyi gördüm hani Betüş Hanımlar evlatlık edinmişler diye bir kızcağızı. Hı. İşte o salonu böyle birbirine kattı ona şaşırdım. Normal çocuk o. Normal çocuk o. Niye şaşırıyorum ki? Bir de salıncak kurmuş böyle o normal çocuk sallanıyordu. Sallanır. Örgü de örüyordu. Hı? Haroşa. Şaka yaptım karıcığım şaka yaptım. Bana inandın mı? İnandım kocacığım inandım. Hazır böyle kalkmışken sen kuaföre gitsen diyorum. Sonra döndükten sonra saçların yapılı devam ederiz. Gel buraya. Akıllanmış kocam benim. Tamam. Bulmuşken seni bir daha kaybeder miyim hiç? Ha? Bırakır mıyım Avni? Suzan. Ne? Suzan. Suzan.
Günaydın abi. Günaydın Suzan. Ne yapıyorsun? Sen sabahtan akşama kadar ne yapıyorsan onu görmüyor musun? Dürbünle bakıyorum. İyi de niye ağlıyorsun? Betüş Hanım'ın çocukları Betüş Hanım'ın kayınbiraderinin etrafına toplanmışlar. Tarık Bey'in mi? Hı. Bak şimdi de onu gıdıklaya gıdıklaya uyandırıyorlar. Ne var bunda, canım ağlayacak. Aman ben de perilere bir şey oldu diye ödüm koptu. Ne mi var anne? Ne mi var söyleyeyim. O evde kalabalık, mutlu ve çoluk çocuklu bir aile var anne. Ya burada ne var ha? Burada ne var? Kendi haline terk edilmiş bir kadınla 24 saat dürbünle olmayan varlıklara bakan bir adam. Sessiz bir ev, yalnız bir çift. Daha ne olsun? Karıcığım sen ikide bir çoluk çocuktan bahsediyorsun böyle kalabalık ailelerde. Yoksa sen çocuk mu istiyorsun? İstemiyorum abi. Nasıl isteyeyim ha? Nasıl isteyeyim? Hangi çocuk 24 saat teleskopla bakan bir baba ister ha? Hangi çocuk ister? Üstelik çocuklar şimdi masallara bile inanmıyorken perilere inanmayan adama nasıl baba olur? Ama Suzan, Suzan. Bırak beni. Bırak da kendi içime sinesine bulalımı yaşayayım bari abi. Suzan. 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 Rahat bırak beni. Gelme üstüme. Tamam da bak konuşalım rahat. Bırak beni, bırak git diyorum. Ama Suzan. 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 Bak depresyondayım diyorum Avni. Çok fena bunalıma girdim Avni. Git başımdan gebertirim Avni. Ama Suzan bak ben seninle ilgilenmek istiyorum. Niye beni reddediyorsun ki Suzan? Beni kendi halime bırak Avni, anlıyor musun? Ben zaten kendi kendime yaşamaya alıştım. Git başımdan. Ama Suzan seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bak senin için bugün dürbünle bile bakmadım. Allah razı olsun, eksik olma. Kim geldi acaba? Bakmadan nereden bileceksin abi? Sen peri misin? Tamam. Aç çabuk. Ağız tadıyla insanı bunalıma bile sokmuyor ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Avni, bembeyaz olmuşsun hayatım. İyi misin kocacığım? Peri geldi. Betüş Hanım salonda peri oldu. Allah seni kahretmesin Avni. Ben de şurada bunalımı yarıda kesip sana bir şey oldu diye üzülüyorum. Hastalandın sandım. Adam zaten ruh hastası. Niye endişeleniyorsun ki Suzan? Çekil başımdan. Çekil de şu nur yüzlü komşumun bir yüzünü göreyim de gözüm gönlüm açılsın. İnsan göreyim insan. O insan değil. Peri o. Peri. Merhaba komşum. Merhaba Suzan Hanım. Hasta yatıyor musunuz? Yok anacığım, yok iyiyim, yok bir şeyim. Sabah öyle biraz hassastım. Avni'ye falan kızdım da odama çekildim, iyiyim. Avni Bey kapıyı açıp da beni görünce bir tuhaf oldu. Perisiniz ya, ondandır. Biliyorum, biliyorum. Sinirdendir, değil mi? Ay kusura bakma Betüş'cüm, hep böyle oluyor ama. Anneyse boş ver, hadi gel birer kahve yapayım içelim. Ay yok yok, benim hemen eve gitmem lazım. Hazırlık yapacağım. Bugün Sadık'ın doğum günü. Aslında ben onun için uğradım buraya. Akşam siz de gelin, birlikte olalım. Hep böyle yalnız yalnız oturuyorsunuz. Hep beraber eğleniriz ha. Biz mi? Ay ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok iyisin, sağ ol. Geliriz tabii, geliriz. Hadi Avni, kaldır poponu da git bir hediye al gel. Ay çatlayacağım şimdi. İnsanlar bizi evlerine davet ettiler. Sen yerinden kıpırdamıyorsun. Sana söyledim Suzan, ben o eve gitmeyeceğim. Ay tutturdu gitmeyeceğim diye. Niye gitmeyecekmişsin ha? Ya suratlarına karşı perimeri dedim. Şimdi hangi yüze giderim? Ha, şimdi dediğine geldin Avni Bey, değil mi? Artık sen de onların peri olduğundan emin değilsin. Yaptıklarının yüzünden vicdan azabı çekiyorsun işte. Yok, hayır Suzan Hanım, onların peri olduğuna eminim. Yalnızca bunu yüzlerine söylediğim halde saklamalarına sinir oluyorum, tamam mı? E'si var mı? Ben onları geriyorum, tamam mı? Gerçeği bilen bir adam olarak huzursuz ediyorum. Bir de ters bir şey olursa Allah.
Geleceksin. O kadar. Delirtme beni abi. İnsanların evine yalnız mı gideceğim ben? Hem ben niye sabahtan beridir bunalıma giriyorum ha? Niye? Tamam Suzan kızma. Bak sırf sen yalnızlıktan bunalıma giriyorsun diye o perili eve gideceğim. Tamam. Aferin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hem de rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde.